Afiyet olsun. Teşekkürler. Affedersiniz garson bey. Ne işin var burada senin? Müşteriye hiç özen yok yani. Zaten zamanım az. İnat etme. Lütfen. Konuşacaklarım var. Oturur musun şuraya? Masalara oturmam yasak hanımefendi. Ben burada çalışan bir elemanım artık. Fark etmediniz galiba. Fark ettik canım, fark ettik. Ben de zaten buraya bunu sonlandırmak için geldim. Yemeğe geleceğin yerlerde işçilik yapıyorsun. Daha ne diyeyim sana? Bir kere de inat etme de dinle. Bak. Ne bunlar? Amerika'daki yeni okulun. Burada yarım bıraktığın, mahvettiğin eğitimini orada tamamlayacaksın canım. Bütün prosedürleri hallettim ben. Buna dedemin onayı da dahil. Tabii istersen orada da garsonluk yapabilirsin ya da ne bileyim bir benzinlikte falan çalışırsın. Ne de olsa alt kültürden pek uzak duramıyorsun sen. Hiç ilgimi çekmedi abla. Ne demek ilgimi çekmedi? İdealin şef garson olarak ölmek galiba. Hadi. Çıkar şunları da gidelim. Abla, bana emir vermekten vazgeç artık ya. Yoksa senin için kötü olacak ha. Demek küçük bey buyurmamıza bozuluyor. Garson bey. Fesleğen soslu makarnayla beyaz şarap istiyorum. Yalnız çok çabuk, vaktim yok. Üzgünüm hanımefendi. Öyle aram geldi. İsterseniz sizinle ilgilenecek birini göndereyim. Tamam. Üçte mi? Tamam, çıkıyorum ben birazdan. Tamam, görüşmek üzere. Vallahi inanmayacaksınız. Hayırlar olsun Gümüş'üm. Ne oldu abla? Ya Yusuf Bey ile görüştü. Yusuf Bey de kim? Hacı Yılmazların Yusuf Bey mi yoksa? Evet, o anneanne. Ne diyormuş abla? Adam burada olduğumu duymuş, iş teklif ediyor. Allah Allah. Bugün gideceğim, görüşeceğiz. Allah Allah. Bu adam benim burada olduğumu nereden duydu ki? Anneanne? Kötü bir şey yapmadım bir tanem. Gittiğim bir iki komşu da deyiverdim. Ay herkese değil ama. Fena mı oldu? Belki iş falan çıkar. Sen bir şey yaparsın da fena mı olur? Anneanneciğim benim. Canım bebeği, canım benim. Abla, bir dakika gelsene benimle. Ne oldu be? Gel, ne oluyor ya? Gel otur. Ne? Niye bu kadar sevindin ki? Neye bu kadar sevindim? İş teklifi aldın diye. Niye sevinmeyeyim ki? Yani kabul mü edeceksin? Evet Rukiye, kabul edeceğim. İyi halt edeceksin. Bu sefer tamamen ayrılmışlar enişte. Mehmet canavar gibi çalışacak o halde. Çünkü aşk acısı ona iyi geliyor. He? Olmadı. Yanlış yere oturmuşsunuz Sayın Başkanım. Olur mu Şehzade Hazretleri? En büyük rakibim sizsiniz. Benim sana rakip olmam mümkün mü işte? Sen tanıdığım en iyi yöneticilerden birisin. Sağ ol. Ben dayanamayacağım. Şimdiden vereceğim hediyeni enişte. Tebrikler. Teşekkür ederim canım. Çok incesin. Vallahi ben de mahcup oldum enişte. Artık toplantıdan sonra bir kadeh bir şey ısmarlarım sana. İdare edersin. Herkese iyi günler. İyi günler dedeciğim. İyi günler dedeciğim. Hoş geldiniz baba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hemen konuya girelim. Mehmet'ten duydum ki bugünlerde burası çok yoğunmuş. Fazla zamanınızı almayayım. Ahmet şirketten çok zamanını başka meşgalelerle geçirmek istediğini iletti bana. Ama ben allem ettim, kallem ettim. Şirkete danışmanlık yapması konusunda ikna ettim. Rica yani. Ederim baba. Yeni başkanın benim yokluğumu aratmayacağını biliyorum. Zaten Ahmet de kendisiyle her alanda dirsek teması içinde olacak. Evet. Şu mevzumuza gelmeden bir şekerli kahvenizi içeyim bari. Tatlı şeyler konuşacağız ne de olsa. Tabii dedeciğim. Biz arzu ederiz ki birlikte çalışalım. Ama tabii sen iyice düşün taşın.
Apar topar çağırdık zaten. İstanbul'da yaptıkların ta burada bile kulağımıza çalındı. Gurur duydum. Teşekkür ederim. Tabii sana sunduğumuz teklif burada kalmaya kararlıysan önemli. Başta da söylediğim gibi Yusuf Bey, ben kararımı verdim. Afyon'dayım artık. Yanlış anlama Gümüş. Dışarıları görmüşleri iyi bilirim ben. Akılları hep orada kalır. Ondan dedim. Ne diyorsun? Çalışacak mısın bizimle? Çalışacağım Yusuf Bey. Benim için karar vermek çok zor oldu. Sonuçta hepinizin emeklerinin ve çabasının farkındayım. Ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi çok tarttım, çok düşündüm. Sonunda şirketlerimize genç bir kanın iyi geleceğine karar verdim. Yeni yönetim kurulu başkanımız Mehmet. Tarık. Efendim baba? Mehmet'i yeni görevinde yalnız bırakmayacağına, her konuda destek olacağına eminim. Yanılmıyorum değil mi? Tabii ki. Memnuniyetle. O zaman anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Haftaya başlarsın artık. Tamam, sizin için nasıl uygunsa. Ama yarın uğrasın. Tamam. Sigortaydı, servisti, hepsi nasıl olacak onları ayarlarız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi çalışmalar size, sağ olun. Uğurlu kademli olsun evladım. Sağ olun dedeciğim. Bu haberi duyunca annen sevinçten havaya uçacak. Aman baba, şimdi annemin bütün İstanbul'u eve toplayıp parti yapmasına izin verme sakın. Neden öyle diyorsun evladım? Akşam hepiniz evde olun. Kutlayacağız tabii ki. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hadi bakalım aslanım. Göster kendini. Sağ olun işte. Sağ olun işte. Tebrikler kuzen. Sağ ol Bahar.